iman etmek, şerefli olmaya sebeptir. Hemad bin İshak el-Ezdi Hazretleri Maliki fıkıh ve hadis alimidir. 199'da, miladi 815. Basra'da doğdu. Zamanın büyük alimlerinden ilim tahsil etti. Abbasi halifeleri yanında müstesna bir yeri olan Hemad, Halife Mühtedi Billah döneminde Bağdat kadılığı yaptı. 267, miladi 881, Desus şehrinde vefat etti. Bu mübarek zat buyurdu ki, Allahü Teala, her insanın Said veya Şaki olacağını ezelde biliyordu. Bu bilgisine, kader, denir. Said olacağı ezelde bilinen kimse, Allahü Teala'ya itaat eder. Ezelde, Şaki olacağı bilinen kimse, hep günah işler. Dünyada herkes, Said veya Şaki olduğunu, amelinden anlayabilir. Allahü Teala'nın, insanların iman etmelerine, ibadet yapmalarına ihtiyacı yoktur. Kafir olmalarının ve günah işlemelerinin ona hiç zararı olmaz. Mahluklarına onun hiç ihtiyacı yoktur. İlmi, zulmetin temizlenmesine, cehli de, günah işlenmesine sebep yaptı. İlimden iman ve taat doğmakta, cehilden de küfür ve günah hasıl olmaktadır. Taat, çok küçük olsa da, kaçırmamalı. Günah, pek küçük görünse de, yaklaşmamalıdır. İslam alimleri buyurdular ki, üç şeye sebeptir. Taat, Allahü Teala'nın rızasını kazanmaya sebeptir. Günah işlemek, Allahü Teala'nın gazabına sebeptir. İman etmek, şerefli ve kıymetli olmaya sebeptir. Bunun için, küçük günah işlemekten de çok sakınmalıdır. Allahü Teala'nın gadabı, bu günahta olabilir. Her mümini kendinden iyi bilmelidir. O mümin, Allahü Teala'nın çok sevdiği kulu olabilir. Herkes için ezelde yapılmış olan takdir, hiç değiştirilemez. Hep günah işleyip, hiç taat yapmamış olan bir Müslümanı, Allahü Teala, dilerse affeder. Bekara suresinin 30. ayetinde, melekler, mealen, Ya Rabbi! Yeryüzünde fesat çıkaracak ve kan dökecek olan insanları niçin yaratıyorsun? Dediklerinde, onlar fesat çıkarmazlar. Demedi. Sizin bilmediklerinizi ben bilirim. Buyurdu. Layık olmayanları layık yaparım. Uzak kalanları yaklaştırırım. Zelil olanları aziz ederim. Buyurdu. Siz onların işlerine bakarsınız. Ben kalbilerindeki imana bakarım. Siz, günahsız olduğunuza bakıyorsunuz. Onlar, benim rahmetime sığınırlar. Sizin günahsız olduğunuzu beğendiğim gibi, Müslümanların günahlarını affetmeyi de severim. Benim bildiğimi sizler bilemezsiniz. İmanı olanları, ezeli olan lütfuma kavuşturur, ebedi olan lütfum ile hepsini okşarım. Buyurdu. 30 Eylül 2020 Türkiye Gazetesi, Bizim Sayfa, Vehbi Tülek.